Burun tıkanıklığı neden olur? Yaz, kış bu sıkıntıdan çok keyif almıyorum diye gelen soruların cevabı olsun. Bir de yaptığımız araştırmalarda gelen notlarımızda da izleyicilerimizden biz kış hastalığı bilirdik ama yazın çocuklarımız, kendimiz iltihaplanma bademcikle ilgili şikayetlerin sürekli doktorumuzla buluşma noktasında ilaçları alıp tekrar yaz tatili ya da işimize dönüyoruz ama çok keyifli bir durum değil, bilgi Evet. almak istiyoruz diye gelen Burun sorular. tıkanıkları niye olur? Burun tıkanıklıkları şimdi enfeksiyoz ve mekanik nedenler dediğimiz şöyle bir ikiye ayırmak lazım. Evet. Bu mekanik nedenler nedir? İşte burun kıkırdak eğrilikleri olabilir. Burun içinde nefes almayı engelleyen burun etlerinde büyümeler olabilir. Polip dediğimiz yine burun etleri oluşabilir. Ayrıca bazen yabancı cisimler olabiliyor çocuklarda. Evet. Farkında olmadan burnun içine koydukları o yabancı cisimler de burun tıkanıklığı yapabiliyor. Onun haricinde enfeksiyon nedenlerden de işte sinüzit gibi hastalıklar, işte alerjik hastalıklar, burun içinde kurumaya yol açan hastalıklar, işte bazen bu şeyde yine hanımefendi aramıştı, burun içindeki o delik, Delikler, o evet. bile işte burun tıkanıklığına yol açabilen etkenler. Bunun yazı kışı olmuyor tabii. Yani tabii bu enfeksiyoz hastalıklar yazın biraz daha azalıyor Evet. ama mekanik bir problem varsa, kıkırdakta bir eğrilik varsa, işte etler varsa bunları düzeltilmesi gerekiyor. Yaz kış sürekli problem çıkarıyor. Kontrol altında olmak Kontrol da. altında. Yani sadece burun problemi değil, işte boğaz enfeksiyonu sıklığını da arttırıyor. Yani sürekli ağızdan nefes almaya başlarsak bu sefer normalde havanın burundan girip nemlendirilip mikroplarından arınıp öyle akciğerlere gitmesi gerekirken biz bu yolu ortadan kaldırıyoruz. İşte kullanamıyoruz ve ağızdan nefes almaya başlıyoruz. Bu sefer direkt kuru hava, enfeksiyoz hava sık boğaz enfeksiyonuna, sık bademcik iltihabına yol açabiliyor. Hatta akciğer enfeksiyonu sıklığını da arttırır. Yazın niye Soğuk artıyor? içecekler Soğuk var. içeceklerden evet Dondurma artabiliyor. yiyoruz, soğuk Ama meyveler yiyoruz. klimalar çok Klimalar, önemli. Yani evet. klimalar mikrop saçan Hem de aletler. Sürekli işte bakımının aslında temizliğinin yapılması yapılması gerekiyor. gerek. Bu şeyi bozduğu için, dengeyi de bozduğu için sık boğaz enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Yazın da mevsim geçişlerinde de bir şey var. Hani bahardan yaza, yazdan sonbahara geçerken bir bademcik iltihaplarında özellikle beta streptokok dediğimiz Evet. o mikroorganizmalara bağlı ağır geçen o bademcik iltihaplarında bir artış her zaman olur. Biraz Hassasiyetini hem de bilirsek işte soğuk hassasiyetin, evet. içtiğinizde eğer sık hasta oluyorsanız soğuk içmeyeceksiniz. Evet. Yani Biraz kendi kendinizi doktorumuz korumak kendimiz gerekiyor. İşte olacağız. Evet. alerjiniz varsa alerji döneminde daha sık boğazınız ağrıyorsa kendinizi işte polenlerden falan korumaya çalışacaksınız. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Klima altında durmayacağız. Sigaralı ortamlarda işte sigara dumanı rahatsız ediyorsa kendimizi o ortamlardan soyutlayacağız, Kendimize eziyet içmeyeceğiz. etmeyeceğiz. Aynen öyle. Yani bile bile Kaliteli aslında yaşam için, bazen evet. sonucuna katlanıyoruz, öyle oluyor. Evet.